yaşamış arkadaşlarımız bu konuda yerler ve nelerlerini kapatmak için sunar. Bu konuda emniyetimizin de teşkil ettiği hususlar var. Bunları bana iletecekler. Pazartesi günü biz alıp bunu ilk gibi vereceğiz. Ben dün olaydan sonra şöyle kaymakam arkadaşımızla görüştüm. Belediye başkanıyla bu konuyu konuşmuşlar. Tabii az önce ifade ettiğim gibi bir olayın birçok sebebi var. Sadece bir sebebi dediğiniz zaman bu olayın da çok mümkün değil. Mesela orada işte özellikle yazılı olarak kullanılan evlerde çok yoğun bir şekilde köpek beslendiği ve bunların doğum yaptıktan sonra da sayılarının hızla arttığı ve yazılıcılar şehre indikten sonra bunların yeni bulma konusunda sıkıntılar olduğu ifade edildi. Belediyenin ve kaymakam arkadaşımızın ifadesine göre orada yine bu köpeklerin taşlanmaması için gerekli çalışmalar yapıldığını ifade eden orada bir mezarına söz edilen arkadaşlarımızın o sokaktaki hayvanları besleme adına ellerinden geri yaptığını ifade eden ama az önce ben de çok net ortaya koydum. Şimdi bu olayın üzerine yapmış olduğumuz soruşturmalar sonucunda ne çıkacak? Ondan sonra ne gibi tedbirler alacak? Bütün bunlar, ilgili bunlar. Hatta dediğim gibi bu konuda olayı yakından gözlemleyen vatandaşımız varsa onların önerilerine de bizim için değerlidir. Getirsinler, biz 24 saat kapımız açık, telefonumuz açık. Getirsinler, bu konuda nasıl önem alabiliriz? Ve yani yeni hastanın kanun tasarısına soğuk önerileri var mı? Bunların önümüze koyarlarsa bakın dediğim türümüz dün bana anlatmışlar, hazırlığı ifade etmiştim. Yine kanuna önereceğimiz hususları bunları biz göndereceğiz. Bu nedenle dediğim gibi, yani son derece üzücü olarak herkes bu olaydan dolayı son derece üzücü. Ama bir daha yaşamaması için nasıl tedbir almamız gerekiyorsa sıra dolu.